Bu aralar etrafta devasa boyuttaki bir asteroidin dünyaya çarpacağı yönünde garip bir söylenti dolaşıyor. Evet, böyle bir asteroid gerçekten var. Ve Everest'in yarı büyüklüğünde olduğu tahmin edilen 1998 OR2 adlı bu asteroid 29 Nisan'da dünyaya en yakın konumuna erişmiş olacak. Ama hem de kocaman bir ama durum her zaman olduğu gibi etrafta dolaşan söylentilerden çok daha farklı. 29 Nisan 2020'de tüm bu konunun merkezinde bulunan asteroid, tam adıyla 52768-1998 OR2, Dünya'nın 6,3 milyon kilometre yakınına kadar ilerlemiş olacak. Başka bir ifadeyle, Dünya ve Ay arasındaki mesafenin 16 katı. Kabul edelim, uzaklık oldukça fazla. Ancak bu, uzay kayasını Dünya'ya yakın nesne kategorisine koymak için yeterli. Her şeyden önce bir konuya açıklık getirelim. Bu asteroidin gezegenimize çarpma olasılığı yok denecek kadar az. Hatta Dünya ile arasındaki uzaklığın en aza ineceği 29 Nisan günü bile çıplak gözle görülmesi mümkün olmayacak. Buna karşın NASA bu asteroidi potansiyel tehlike sınıfına aldı. Ama bu durum gezegenimizin tehlikede olmasından çok asteroidin uzay boşluğundaki nesneleri sınıflandırmakta kullanılan bazı kriterleri karşılamasından kaynaklanıyor. Daha açık konuşmak gerekirse güneş sistemimizde dolaşan ve çapı 150 metreden fazla olan herhangi bir asteroid dünyaya 7,4 milyon kilometreden yani 0,05 astronomik birimden daha yakınsa potansiyel tehlike grubuna dahil edilir. Bu arada bir astronomik birim dünya ve güneş arasındaki uzaklık yani 150 milyon kilometreyi ifade eder. Çarpma olasılığının oldukça düşük olduğu bilgisini şöyle görünür bir yere koyup başka bir soruyu cevaplayalım. Çarpması halinde dünyadaki yaşamı gerçekten sonlandırabilir mi? Bir bilim dergisinde yayınlanan araştırmaya göre dünya 4,5 milyar yıllık yaşamı boyunca 5 kez kitlesel bir yok oluşa tanık oldu. Ve bunlardan en az bir tanesine doğrudan gezegenimize çarpan bir asteroid sebep oldu. KT yok oluşu denilen bu olay günümüzden yaklaşık 65 milyon yıl önce çapı 10 kilometreden daha büyük bir asteroidin Güney Amerika'da bulunan Yucatan Yarımadası'na çarpmasıyla gerçekleştiğinde dinozorlarla birlikte dünyadaki canlıların büyük bir çoğunluğu tarihe karışmıştı. Bugüne geri gelirsek, çapının 1,8 ila 4,1 kilometre arasında olduğu tahmin edilen 1998 OR2 asteroidinin aslında oldukça sıradan bir nesne olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ocak 2020 itibarıyla Güneş sistemimizde potansiyel tehlike olarak sınıflandırılmış nesne sayısı 2044 olarak belirtiliyor ve bunlardan 157 tanesinin çapı 1 kilometreden daha fazla. Asteroidlerden çok daha küçük olan meteoroidlerin ise atmosferi geçip yeryüzüne ulaşması ya da sürtünmeden dolayı yanarak yok olması oldukça sık karşılaşılan bir durum olsa da gerçek birer yaşam tehdidine dönüşmeleri çok nadir görülür. Buna ek olarak orta ve uzak geçmişte dünyaya düşen asteroidler üzerinde yapılan araştırmalara göre gezegenimize ortalama her 500 bin yılda bir çapı 1 kilometreden daha büyük her 20 milyon yılda bir kez de çapı 5 kilometreden daha büyük asteroit isabet ediyor. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Neden dakikalardır uzayda dönüp dolaşan taşlardan bahsediyorum? İlginçtir ki dünyamızdan milyonlarca kilometre uzaklıktaki o garip nesneler yalnızca birer tehlike olarak algılandığında dikkatimizi çekmeyi başarıyorlar. Bunun dışında kalanlarsa çoğu zaman fark edilmeden yanımızdan geçip gidiyorlar. Konuya geri dönersek Tüm bunlardan çıkarılacak diğer bir sonuç da şu an ve görünüşe göre uzun bir süre daha bir asteroid tarafından yok edilmeyeceğiz. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı uzayda gezegenimiz için tehlike oluşturabilecek nesneleri sürekli olarak gözlem altında tutuyor. Hatta 1998 OR2 asteroidinin önümüzdeki 200 yıl boyunca takip edeceği yol, 24 Temmuz 1998'de Hawaii'de bulunan bir gözlem evinde gerçekleştirilen keşfinden itibaren tüm detaylarıyla bilinmekteydi. Öte yandan güneş sistemindeki asteroidler üzerinde yapılan çalışmalar yalnızca gözlemlerle de sınırlı kalmıyor bilim insanları aynı zamanda dünyaya doğru gelebilecek ve yıkıcı sonuçlar doğurabilecek asteroidler için potansiyel çözümler geliştirmek için de çalışıyor. Bu tür tehlikelere karşı bir teknoloji geliştirmek oldukça güç ve zaman isteyen bir iş. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın birlikte yürüttüğü çalışmalarla önümüzdeki yıllarda dünyadan yollanacak uzay araçları bir asteroidi parçalamak ve izlediği rotayı değiştirmek için bir takım testler gerçekleştirecek. Bu tür testlerle çok daha büyük boyutlardaki asteroitlerin nasıl ve ne kadar yönlendirebileceği konusunda deneyim kazanılmak isteniyor. Görüldüğü üzere tüm olay bir şeylerin abartılarak yayılmasından kaynaklanıyor. Yani etrafta dolaşan söylentileri bir kenara bırakıp günlük hayatımıza dönebiliriz. Yani en azından şartların el verdiği ölçüde.